Alanya'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Akıncı, balkonunda yetiştirdiği ejder meyvesi, pitaya, ile balkonunu adeta tropik bir bahçeye çevirdi. Bunları dibine koyuyorum. Gübre, gübre oldu. Alanya'nın Oba Mahallesi'nde çift katlı müstakil evinde yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Akıncı, balkonunda yetiştirdiği ejder meyvesiyle görenleri şaşkına çeviriyor. Balkonunu boydan boya ejder meyvesi fidanları ile donatan Akıncı, 4 yıl önce başladığı serüvende ejder meyvesinden ekonomik kazanç da sağlamaya başladı. Dört yıl önce bir saksıda ejder meyvesi yetiştirmeye başladığını dile getiren emekli öğretmen Akıncı, DİM TV'ye konuştu. Ben emekli tarım öğretmeni Hüseyin Akıncı. Alanya'da Atatürk İlköğretim Okulu ve Kemal Şuber'de görev yaptım. Diğer birkaç okulda da görev yaptım ayrıca. Bu pitaya dediğimiz, bu ejder meyvesi dediğimiz pitaya, bu bitki kaktüskillerden. Bizim març yemişi, hepimizin bildiği març yemişi bitkisiyle aynı familyadan. Bunlar zaten çöl bitkisi. Kuraklığa, susuzluğa çok dayanır. Susuz ortamda bile yetişebilecek bir özelliği vardır. Diğer bir özelliği de çok verim olması. Az bir emekle çok güzel bir meyve verim vermesi. İşte gördüğümüz gibi bu meyve bu dönemin en son meyvesi. Senede 5-6 defa rahat meyve veriyor. Yani şey olur. Bir aynı bitkinin üzerinde hem çiçek olur hem meyve olur. Bu yaz boyu bu şekilde geçirir. Kökünü gördünüz. Sadece bir tenike, yağ tenikesinin içerisinde. Yani doğru dürüst sulamayız bile. Çok az su veririz. Tabii büyüyünceye kadar, büyüme devresinde normal suyunu veririz. Ama meyve döneminde meyveye bindikten sonra pek su vermeyiz. Bu şartlarda bu yani basit bir hem toprak şartları olsun hem su şartları hem de gübre şeyinde tamamen verimli bir bitki. Oldukça verimli bir bitki. Bunun tek şeyi üzerine sadece bir tül çekilebilir. O da dolu zarar verebilir buna. Onun haricinde hiçbir zararı, hiçbir şeyi yok. Oldukça verimli bir bitki. Hiç seraya gerek yok bu bitkinin yetişmesi için. Bak görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde açıkta yetişiyor ve bu meyveler seraya göre de çok daha lezzetlidir, çok daha tatlıdır. Mutlaka yapılabilir, en iyi yapılabilecek meyve meyveciliği içerisinde bu var. Çünkü bunu kısa bir zaman için, mesela 3. senede çok rahat verim alabilir. Bakımı kolay, bir ilacı yok, herhangi bir hastalığı yok, bir zararlı bitki, bir zararlı böcek de yok. Tamamen çok basit yani az emekle, az yerden çok güzel verim alınır.